konularla ilgili ve yapılacak üst yapılarla ilgili bütün konuları müştereken yapmamız gerektiğine inanıyoruz. Bu sorunları zaman zaman sizlere getireceğiz. Artık büyükşehir statüsü olduktan sonra biz büyükşehirle beraber bu konularımızı il başkanımız ve milletvekillerimiz nezdinde ancak büyükşehir belediye başkanımız her zaman yanımızda olmak kaydıyla bu sorunlarımızı size ileteceğiz. Yani sadece büyükşehirin bünyesinde olan problemleri değil, yine öbür genel anlamdaki ilçemizle ilgili problemlerimizi de size getireceğimizi burada muhtarlarımızın huzurunda ben ifade etmek istiyorum. Tabii ben bu arada sizlere daha önce de söyledim, çok teşekkür ediyorum. Bu bir iltifat değil, bu gerçekten samimiyetin ifadesi. Malatya'da Yazıhan Karasu denince herkesin ayrı bir aklında soru işareti vardı. Siz göreve geldikten sonra bu meseleye neşter vurdunuz ve MASKİ'de çalışan arkadaşlar gerçek anlamda onlar da sizlerin talimatı doğrultusunda çalıştılar. Şu anda problemsiz ufak tefek arızalar yapmak suretiyle onlar da gideriliyor. Karasu akıyor ve suyun bu sene içme suyunun, sulama suyunun sıkıntısına rağmen biz ovada rahatlıkla içme suyunu buluyorsak bu başta sizlerin gayretiyle ve sizin talimatlarınız doğrultusunda geliyor. Ben özellikle bu konuda sizlere ilçem adına çok teşekkür ediyorum. Ben öyle zannediyorum ki Yazan ilçesinde kanayan bir yara olan Karasu problemi giderildikten sonra öyle zannediyorum ilçemizle ilgili meseleleri, hizmetleri büyükşehirimizle beraber ekipler tam anlamıyla tabii biraz sonra Büyükşehir Belediye Başkanımız ifade eder. Kurulmadı. Ekipler tam kurulduktan sonra biz ilçemizle ilgili temel meselelerin hepsini el birliğiyle yapacağız. Bu gayretin içerisinde olacağız. Buna da hiç kimsenin şüphesi olmasın. Ben bu duygularla sözü uzatmak istemiyorum. Tabii muhtarlarımızın söyleyecekleri var. Ben tekrar zat-ı halinize hoş geldiniz diyor. Yüce heyeti saygıyla selamlıyorum.